Biyoda YouTube kanalından herkese merhaba. Cazgır'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Cazgır her bölümde farklı bir müzisyen arkadaşımızın konuk olduğu bir video formatı. Umarım keyifle izlersiniz. Bu bölümkü konuğumuz sevgili Esra Bapir. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Merhabalar. Sorularımıza sevgili Esra Hanım'ı hızlıca tanımaya başlayalım. Dilerseniz ilk soruyla hemen başlıyorum. Sizi tanıyabilir miyiz? Esra Bapir kimdir? Adım Esra. Hacettepe Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği son sınıf öğrencisi. Aynı zamanda aileden gelen de bir müzisyenlik geleneğimiz var. Ben de çok küçük yaşlarımdan beri müzikle uğraşıyorum. Aynı zamanda çok sesli koroda sopranoyum. Batı müziğinde, doğu müziğinde bünyesinde hisseden bir öğretmen adayıyım. Müzikle yolunuz ne zaman kesişti? Dediğim gibi daha çok bir aile geleneği. Benim babam aranjör, klip yönetmeni, aynı zamanda piyanist. Annem de vokal, güzel bir vokaldir. Profesyonel olmasa da. İkisi de DJ'lik yapıyor ve ben küçüklüğümden beri zaten böyle bir ortam büyüdüm. Kardeşim, ben, amcalarım, herkes müzikle uğraşıyor. O yüzden ben de çok küçük yaşta tanıştım. Hatta babamın bununla alakalı bana sürekli anlattığı bir hikaye var. 7-8 aylıkken pikniğe gitmişiz ve oradan bulduğu bir çubukla flüt yapmış ve ben aynı sesten bağırmışım. Yani hep bu anlatılır ailede. Sonrasında kendimi şarkı söylemediğim zamanı hatırlamıyorum. Yani çok uzun bir zaman oldu. Korkak, korkak küçük adam. Müzikte şu an neler yapıyorsunuz ve gelecek planlarınız neler? Back vokallik yapıyorum Adana'nın yerel sanatçılarına. Kendim aranjörlük öğreniyorum. Müzik düzenlemeleri yapıyorum. 13 yaşımdan beri amatör olmak üzere gitar çalıyorum. Besteler yapıyorum. Şarkı sözü yazıyorum. Aynı zamanda da bir Instagram kanalım var. Oraya içerik üretiyorum. Hazırladığınız içeriklerin üretim sürecinden bahseder misiniz? İzlediğimiz bu videolar nasıl ortaya çıkıyor? Aslında çok kısa bir zaman oldu. Benim daha önce satılan bestelerim oldu. İşte insanlar tarafından okunan. Ben de geçen yaz Korkak single'ımı çıkardım Barlas'la beraber. Sonrasında bununla alakalı çok bir şey yapamadığımı fark ettim ve aklıma birden dedim ki neden sosyal medyadan yürümüyorum? Çünkü Reels yoluyla, Shorts yoluyla insanlara ulaşmak çok daha kolay. Ben de aslında yayınladığım tüm şarkıların benim hayatımda bir hatırası, bana yaşattığı duygusu var. Özellikle Kalben, Melike Şahin, Mabel Matiz, Emircan İrek, Edis, bunları çok seviyorum zaten. Ben de her Türk genci gibi. Onların şarkılarıyla çok güzel anılarım var. Ben de onların şarkılarını kendi çapımda yorumlamaya çalışıyorum. GarageBand kullanıyorum genelde şarkılarımı aranje ederken. Bunun yanında da gitarla cover videoları çekiyorum. Aslında süreç kısa oluyor. Genelde 1 saat, 1,5 saat sürüyor. Ne ateş var, ne de dumanım var. Tutuşur alevler, yanar alicaplar. Sevdiğin kız başkasına varmış. Dayanabilirsen dayanar. Müzik yolculuğunuz süresince başınızdan geçen bir olayı bizle paylaşabilir misiniz? Başkent Filarmoni Korosu'nda soprano olduğumdan bahsetmiştim. 2 dönemdir buradayım. Bu sene 3. dönemim olacak. Geçtiğimiz sene biz çok yeni bir koroyuz. Daha birkaç yıllık bir koro. Pandemi esnasında da kapanmış bir koro. Ben sonradan üye oldum derken Batı müziğini bana çok sevdirdi. İlker şefim özellikle. Ve geçtiğimiz dönemde Türkiye Korolar Şenliği yapıldı. Ve biz müzikalite ödülü aldık. İlk 4'e girdik. Ve herkes çok şaşırdı. Ben de çok şaşırdım. Çok güzel bir anım. Kendinizi nasıl motive ediyorsunuz? Aslında kendimi motive etmekten ziyade müzik benim motivasyonum. Yaşadığım şeyler, anılarım, okuduğum okul, yaşadığım şehirler, arkadaşlarım. Sanki ben yaşarken hep hayatımda arkada bir müzik olmalıymış gibi hissediyorum. Ben yürürken bir müzik çalmalıymış gibi hissediyorum. Veya ben kitap okurken fon müziği olmalıymış gibi hissediyorum. Filmlerdeki gibi, dizilerdeki gibi hayatın müzikle çok daha anlamlı olduğunu hissediyorum. Ve kendimi müziği sevmediğim bir zamanda hiç hatırlamıyorum zaten. O yüzden ben motivasyonumu müzikten buluyorum diyebilirim. Denizdeyim, sakin güzel. Ellerim kum, gökyüzü mavi.
genç bir kız babam da jön. Futumuz yok, paramız yok. Müzikle uğraşan kişilere tavsiyeleriniz neler? Tavsiyelerim çok şey tecrübe etmeleri, çok şey hissetmeleri. Çünkü müzik histen gelir ve müzik aynı zamanda hisleri de kuvvetlendirir diye düşünüyorum. Bu yolda pes etmeden, keyif alarak, sonucu değil yolu düşünerek yaşamalarını tavsiye ediyorum. Asla müzikten kopmamalarını istiyorum. Cazgır'da olmak nasıl bir his? Burada olmaktan memnun musunuz? Bioda kanalının Cazgır programında olmak güzel bir his. Hatta güzeli açayım şöyle. Bu yola gönül veren insanların genelde en büyük hayallerinden birisi büyük kitlelere seslenmek, kendilerini bir şekilde duyurmak veya insanlarla toplumla bağ kurmak, sevmek ve sevilmek oluyor. Ve bu yolda amatörden profesyonele giden seslerin bu şekilde insanların önüne çıkıp kendilerini ifade etme şansı bulmaları bence çok güzel ve güzel bir işe imza attığınızı düşünüyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Sizden bir canlı performans alabilir miyiz? Tabii ki. Ben bugün Sezen Aksu'nun Masum Değiliz şarkısını seslendirmek istiyorum. Kanın ter içinde uykularından uyanıyorsan niye her gece yalnızlık sevgili gibi boylu boyunca uzanıyorsa koynuna kalbini bir mektup gibi canlı performansınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Umarım çok beğenmişsinizdir. Kıymetli izleyenler, Cazgır'ın bu bölümünü sizlerle birlikte burada sonlandırıyoruz. Umarım sizin için keyifli bir bölüm olmuştur. Bu bölümkü konuğumuz sevgili Esra Bafir'di. Tekrar geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim çağırdığınız için. Eğer hazırladığımız bu içeriği beğendiyseniz bu videoyu beğenmeyi, formatla alakalı düşüncelerinizi, fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere ulaştırmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşebilmek dileğiyle. Görüşmek üzere.